Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Nomadic Republic. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapımına devam edilen bu efsane sandaletler, ip sandaletleri tabir ettiğimiz bu masır sandaletler tamamen el yapımı bir işçiliği var. Aynı zamanda çevreci bir yapısı baktığımızda tamamen hafif, kullanımı rahat ve en önemlisi tamamen şık bir konsepti var. Hem parmak arası, yan bant, çok farklı topuklu detaylar olmak üzere de birçok model grubunu da satış mağazalarında, internette ve birçok yerde görmeniz mümkündür. Sezonun bu döneminde, özellikle sonuna doğru yaklaştığımız bu dönemde bu modeli sizler için incelemeye karar verdim. Biraz geç de olsa ama sonuçta model incelemesi incelemedir. Muhakkak bir yerde dursun arkadaşlar, işinize yarayacağını tahmin ediyorum. Şimdi modeli incelemeye, markayı incelemeye başlayalım. En fazla tercih edilen el yapımı ip sandaletler. Nomadic Republic. Nomadic Republic'lerde alt taban grubu kauçuk. Kaymayan bir zemine sahip. Yine %100 bir zemin değil ama genele baktığımızda biraz daha tutan bir özellik var. Geçtiğimiz yıllarda biraz daha alt zeminleri bu şekilde değildi. Hemen eskiyebiliyordu ama bu zemini ekleyince biraz daha kullanılabilir bir hale gelmiş. Tamamen el işçiliğiyle üretiliyor. Nomadic Republic'ler Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tamamen Türk sermayesiyle kurulan, oradaki yerel kişilerin, oradaki çalışan annelerimizin, kadınlarımızın el emeğiyle ürettikleri, istihdama katkıda bulundukları müthiş bir seri. Bu şekilde olan modelleri var. Neden? Bir kere hafif, kullanılabilir, rahat. Aynı zamanda hem şık hem de tamamlayıcı bir özelliği var. Arkadaşlar, aynı zamanda kalın taban ürünleri de mevcut. Genellikle kullanılan formatı bu ama normal sadece parmak arasına, sadece baş parmağınızın girebildiği formatları da, modelleri de mevcut. Onları da videonun bazı bölümlerinde onları gösterdim size. Bu biraz daha ağır ama baktığımızda. Belki bu uzun kullanımlarda rahat ettirmeyebilir sizin ayağınızı. Arkadaşlar, eski tip olan modellerde alt taban grupları bu şekildeydi. Suyu gördüğü zaman nispeten biraz daha dağılabilen bir özellik olduğu için son dönemde biraz önce söylediğim gibi tabanları bu şekilde daha kauçuk bir hale getirdiler. Uzun vadeli olması açısından çok daha sağlam. Şu anda sezonun biraz daha sonuna yaklaştığımız için model çeşitlerinde biraz azalma var. Ama baktığımızda bu tarz ürünleri de birçok satış mağazasında görebilirsiniz. Ortalama 359 ve bu tarz modeller 359 bandında. Biraz önce göstermiş olduğum kalın taban formatlı olan modelleri de 400 bandında. Arkadaşlar, numarası klasına gelirsek, örnek veriyorum, 6.5 giyiyorsanız 7 almanız daha idealdir. İşte 7.5, 8, yani bu söylemiş olduğunuz, çünkü yapısı dar değil, tam havuzun içinde kalması, bakın topuk ve ön bölüm parmaklar havuzun içinde kalması idealdir. Numara seçiminizi lütfen doğru yapın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlere Nomadic Republic'in ip sandaletlerini tanıttım. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli unsur, suyla temasınızı tamamen minimize etmeniz lazım. Yani hiç su teması yapmamanız lazım. Çünkü tamamen el yapımı olduğu için suyla teması olduğu zaman belirli bir süre sonra hasırları çözülebiliyor. Alt taban grubunun son dönemde tamamen kauçuk hale getirmesi modeli biraz daha uzun vadeye yaymış. Çünkü daha önceki koleksiyonlarında alt tabanı tamamen hasırdı. Buna dikkat edelim. Fiyat skalasına baktığımızda, bunu incelediğimizde, diğer alternatif modellere baktığımızda 359-400 bandı gayet alınabilir bir rakam. Çünkü
Diğer markalarda 680-700 bandı da devam ediyor. Dolayısıyla hafiflik bakımından evet çok çok iyi. Kalı tabanlarını çok fazla önermiyorum ama kullanan bayağı bir kesim var. Normal standart parmak aralarında sıkıntı hassas olan kişilerin ayakları için parmak aralarını önermiyorum. Tamamen yan bant detaylarını öneriyorum arkadaşlar. Buna dikkat edin. Genel olarak baktığımızda alınabilir bir sandalet olarak size önerebiliyorum arkadaşlar. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İstemiş olduğunuz farklı markalar varsa videonun yorumlar kısmına yazmanız benim için yeterli olacaktır. Her zaman söylediğim gibi beraber büyümeye devam ediyoruz. Yine çok büyük bir aile olmaya devam ediyoruz. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya sonsuz teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.